mı? Rahat mısın? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ben şey yapayım. Hemşireyle konuşayım. İlaç saatini ne zaman yemek yiyebilirsin diye sorayım. Gitme. Hemşire nasıl olsa gelir. Benim ilacım yanımda. Nurşa, iyi misin? Ha? Bir gerginlik var sanki gibi. Annem oğlunun yanında kalamadı diye bozuldu. Abim Hira'nın yanında kalmasını istiyor. Annem de bu durumu kabullenmek zorunda. İstese de istemese de. Anladım. Azametli gidişinde senin de bir payın var gibi geldi, doğru mu? Yani biraz arkadan itmiş olabilirim. Ne o? Gözün mü korktu? Daha değil. Sen bayağı cesur çıktın. Her türlü işkenceye itinayla katlanılır diyorsun. Nefesinde dediği gibi. Sen tam bir kahramansın. Civan'ım, Raşit neredesin? Afedim, benim biraz işim var. Geleceğim birazdan. Alo, Hanım, ne haber koçum? Benim Raşit. Ya mahirsiz çıktım be. Ne arayıp ne soruyorsun? Aşk olsun yani. Hanım bana bak. Tam senlik bir işim var. Tamam mı? Bunu halletsen sen halledersin. Beni şimdi iyice bir dinle. Tansiyon ilacınız hanımefendi. Afife'cim, iyi misin? İyiyim. Ben Orhun'un yanında sen kalırsın sanıyordum ama. Nurşah, hadi gel sana yiyecek bir şeyler alalım. Hiç istemiyorum. Hiçbir şey yiyebilecek gibi değilim. Peki, o zaman meyve suyu alıyorum. Aklından ne geçiyor senin? O içeride oynadığın oyun neydi? O kızla abini niye baş başa bırakıyorsun? Ben yapılması gerekeni yapıyorum anne. Hepiniz ağız birliği yapmışsınız gibi Hira'yı suçluyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Hira abimi aldatacak biri değil. Ayrıca abime şu an iyi gelecek tek kişi Hira. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
şu insanların önünde. Neyse. Burada daha fazla tartışmayacağım seninle. Çünkü yeri değil. Şevket sizi konağa bıraksın. Yeterince yoruldunuz. Niva sen de. Çok geçmişler olsun Afife'ciğim. Allah bizlere bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Afife Hanım, ben müsaadenizle burada kalmak istiyorum. Sen bilirsin. Kendini daha iyi hissedeceksen. Kesinlikle. Anladın değil mi Haldun? Ha? Bunu ancak sen halledersin. Senden bir uçanla bir de kaçan kurtulur ancak. Aslanım benim be. Evet. Yalnız bana bak. Mesajın benden geldiğini söylemeyi sakın unutma ha. Kiminle uğraştığını anlasın lavuk. Tamam mı? Aferin. Hadi görüşürüz. İhale tamam. Şimdi artık gerisini sen düşün. Yılmaz Efendi. Raşit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya birdenbire ödüm koptu ya. Kimle konuşuyorsun sen öyle fısır fısır? Bak Yılmaz'ı aramadın yine değil mi? Sen onunla baş edemezsin kocacığım. Bak beni dinlemedin, başına neler geldi. Ağzın başka yerde, yüzün başka yerde döndün eve. Paramparça oldun. Hayatım ona bulaşılmaz. O öyle bir adam değil. Yani bu sefer vallahi seni sağ koymaz ha. Ya Afet'im merak etme. Her şey kontrolümün altında. Rahat ol ya. Ay içim hiç rahat değil. Yani kaçtık geldik buraya taşındık. Ya bizi burada da bulursa? Ha? Ay. Ne yapsak? Biz kaçsak mı? İstanbul'u terk mi etsek ha? Ya gönül sarayımın sultanı, afiyetim benim. Ya bir sakin, sakin. Merak etme. Ben her şeyi tıkır tıkır halledeceğim. Sen güven aslan kocana ya. Biraz ara mı versen? Hayatımda gördüğüm en düzenli hastane odası burası. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani kalbinde kurşun var. Günlük hayatım nasıl olacak? Onu yaşayıp göreceğiz. Ama ben şimdi bunları düşünmüyorum. Asıl düşündüğüm ne biliyor musun? Bazen insan öyle şeyler yapıyor. Öyle şeyler söylüyor ki. Gelip kalbine oturuyor. Hatalar, pişmanlıklar. Daha ağır şeyler. Benim senin kalbinde açtığım yaralar mesela. İçin nasıl aldı bu ihaneti? Hiç mi midem bulanmadı?
nasıl sindirebildin? Konuşsana. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Hayır, hayır. Yalan söylemiyorum. Sen ne ara bu hale geldin? Yoksa hep böyleydin de ben mi kördüm? Ben sana ihanet etmedim. Yer gök şahit olsun, aldığım nefes haram olsun ki etmedim. Yalan söylemiyorum. Yüzük. Not. Ne düşünmemi bekliyorsun? Cevap ver. Bunlar ne demek oluyor? Söyle. Haberim yok. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Yüzüğü de notu da daha önce hiç görmedim. İnan bana ne olur. Sana inanmamak. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama son zamanda yaşanan akıl almaz şeyler. Neresinden tutarsam tutayım olmuyor. Olmuyor. İstemiyorum dedin ama birkaç lokmaya iyi gelir. Gerçekten istemiyorum. Hiç içim alacak gibi değil. Ben bir abimlere bakayım lütfen. Burçak oturur musun? Bak rica ediyorum çocukluk yapma. Tamam yemiyorsun ama en azından meyve suyunu iç. Kan şekerin düşmesin ya, buraya gelmeden önce bayıldın sen, unuttun mu? Burçak abin gibi seni de mi odaya yatırsınlar, onu mu istiyorsun? Hayır tabii ki de. O zaman hadi bakalım iç şu meyve suyunu, bitir. Ondan sonra abinin yanına gidersin. Hadi. Dur, dur, ver onu bana. Sileriz şimdi. Üstüm mahvoldu ya. Thank you.
neden atladın silahın önüne? Sen de benim için aynı şeyi yapmıştın, unuttun mu? Benim sana can borcum vardı. Benim de sana bir hayat borcum var. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Her şey yolunda değil mi? Gel Nurşa. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Olur. Konuşalım abicim. Otursana. Hayırdır? Hira. Orhun nasıl? Daha iyi. Yavaş yavaş toparlanıyor. İstersen sen de görebilirsin. Yok, yok, hiç rahatsız etmeyeyim. Yani siz yakınımda olun, yanımda olun. Önemli olan o. Biz dışarıdan haber alsak da olur. Vuslat abla nasıl? Gayet iyi, merak etme. Şu an memlekette. Yani teyzemiz biraz rahatsız. O yüzden biraz daha memlekette kalacak. Çok geçmiş olsun. İnşallah çabucak iyileşir. İnşallah. Fuslat ablayla konuştuğunda selamımı söyle. Aleyküm selam tabii ki. Affedersin. Yakup usta arıyor. Açayım ben mi? Efendim usta. Affedilmez hatayı öğrendin galiba. Annemle aranızdaki gerginliğin sebebi bu mu? Senden yine bir şeyler saklamış olmasın. Eğer bu bir suçsa ben de suç ortağı sayılırım. Bence şimdi bunları konuşmanın ne zamanı ne değeri. Önce bir iyileş. Sonra bunları uzun uzun konuşuruz. Annemin üzerine gitme o kadar. Bu saatten sonra onun huyunu değiştiremeyiz. Tartışmanızı, birbirinizi daha fazla üzmenizi istemiyorum. Senin hatırın için denerim abi. Ama öyle her şey bir anda güllük gülistanlık olmuyor. Benim de kendi içimde kızgınlıklarım var. Abi, iyi misin? Doktoru çağırayım mı? Yok, gerek yok. Arada bir ağrı olur demişti. Zor dediler. Kalbinde bir kurşunla yaşamak. Ama ben benim abim yapar dedim. Ben onun yapabileceğini biliyorum. Bakacağız.
sürecin nasıl işlediğini göreceğiz. Ama senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Ne istersen. Git buradan. Nasıl yani? Git. Hayatta gitmem, seni burada bırakıp. Ne kadar belli etmemeye çalışsan da iyi olmadığını görüyorum. Ben abinim. Beni kandıramazsın. Ben gayet iyiyim. Tabii. İyisin. Ama ben senin gibi pasaklı birini yanında istemiyorum. Şu haline bak. Üstüne başına dökmüşsün. Çocuk gibi. Bu halde bile beni güldürüyorsun ya. Hadi git üstünü başını değiştir. Dinlen biraz. İyiyim ben, merak etme. Bir yere kaçacak halim yok. Buradayım. İyi ki varsın abicim. Kenan hala dışarıda değil mi? Görünen o ki sen gitmedikçe o da gitmeyecek. Öyle. Yani ben birkaç defa gitmesini söyledim ama o da bayağı inat biri. Çocuğun velayet davası ne oldu? Dedesiyle bayağı bir uğraşıyoruz ama tünelin ucu göründü gibi. Hira, tekrardan geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara, olur mu? Çok sağ ol. Nasıl olduysa bu sefer haberim oldu. Eğer abimin haberini basından öğrenseydim bunu kaldıramazdım gerçekten. Fazlaca uzatmadın mı? Bence bu kadarı kâfi. Bence de anne. Bu kadarı yeter. Sen yanındasın ya, içim çok rahat. Efendim, tekrardan geçmiş olsun. Durumda bile en büyük faydayı sen sağladın vallahi. Bravo. Bir felaketten başarı öyküsü yarattın yine kendine. Meğer bu masum görüntünün altında ne kadar parlak bir zekan varmış ya senin. Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Bu asaletin benim gözlerimi yaşartıyor. Bir şeyler yapıyorsun, bunun farkındayım. Ama ne yaptığını hiç anlamıyorum. Önce abin canına kıydı senin yüzünden. Sonra da Orhun ölümden bulundu. Bakalım sırada neler var. Söylenecek çok şey var aslında. Ama nefesimi tükettiğime değmez. Yakup Usta. Hira kızım. Hoş geldin. Bulduk. Oğlum, seni de Nihan gibi kaybedeceğimi sandım. Tarifsiz bir şey. Nasıl kahroldum bilemezsin. Tamam. Düşünme artık bunları. Bak, karşındayım.
Olan oldu, geçen geçti. Manzara pek öyle görünmese de safa sağlam. Şükürler olsun. Allah seni bana bağışladı. Usta, hoş geldin. Oo, maşallah Demirhanlı. Hanımefendi, büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim Yakup Bey. Rahatsız etmiyorum ya. Uzun uzadıya kalmayacağım. Demirhanlı'yı yormadan görüp hemen çıkacağım. Lütfen siz rahatınıza bakın. Ben çıkarım. O da kalabalık olmasın. Rica etsem Yakup Usta'yı söyler misin? Buyurun. Teşekkür ederim. Seni sağ salim gördüğüme çok sevindim. Yalan yok. Epey korkuttun bizi. Ama bu dağı da aştın maşallah. Aşamadığım dağlar başka usta. Bir şey söyle ne olur. Böyle susarak hiçbir şey halledemeyiz. Konuş. Ne hak ediyorsam söyle. Kır, vur, dök. İstersen tüm öfkeni kus yüzüme. Yeter ki susma. Seni dinliyorum. Ne söylememi istiyorsun? Beni nasıl kırdığını, bizi nasıl paramparça ettiğini mi? Beni dinlemediğinde, söylediğim hiçbir söze inanmadığında, beni yok saydığında nasıl değersiz hissettiğimi mi anlatmamı istiyorsun? Öyle ağır bir iftirayla suçlanmanın beni nasıl mahvettiğini mi söylememi istiyorsun? Ne söylememi istiyorsun benden? Sadece beni affetmeni istiyorum. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Haklısın. Söylediğin her kelimede haklısın. Sadece kör ve sağır da değil. Daha fenası. Aklımı da yitirmiş gibiydim. Ne oldu bana bilmiyorum. Her şey o kadar üst üste denk geldi ki. Kıskançlıktan sağduyumu kaybettim. Öfke gözlerimi kör etti. Senin hayatta güvendiğim tek kişinin sözlerine inanmak yerine gördüğüm birkaç kareye inanmayı tercih ettim. Orhun Demirhanlı olarak, o sert, tavizsiz adam olarak beni anlamanı beklemiyorum. Bu sana haksızlık olur. Dünyanın bütün güllerini sersem önüne, bütün denizlerini getirsem sana. Gücüm olsa bütün yıldızları indirsem aşağı. Ne yapsam? Hatamı telafi edemem. Ama bir zamanlar inandığın, sevdiğin Orhun olarak senden tek bir şey istiyorum. Affet beni. Dur, öyle olmaz. Ben sana yardım edeyim. Kusura bakma usta, sohbeti de böldüm. Kusur görene aittir Demirhanlı.
Sen hele sağlığına, tez eline kavuşmaya bak. Sonra bol bol uzun uzun konuşursun. Çok iyi geldi vallahi. Ay kocacığım, doğal gaz geç açılır dedin. Bak şıp diye açılıverdi vallahi. Raşit. Dalyan'ım. Kocacığım neredesin? Ay belaya gitmiş olmasın. Ah Raşit bir rahat dur. Kesin başına bir iş geldi. Ha bak açmıyor da. Ay kesin bu onursuzla hesaplaşmaya gitti. Ah Raşit'im niye söz dinlemiyorsun? Ay bu öldürecek kendini. Hey, ay tövbe tövbe. Yok. Ay yok. Ben Raşit'imi geç buldum. Hemen kaybetmem öyle. Ay bekle beni kocacığım. Ne iyi yaptın da geldin Yakup Usta. Ayağını sağlık. Ne demek kızım? Demirhanlı iyi olsun da. Biz geliriz de gideriz de elbet. Şimdi ne fırtınalar kopuyor. Kim bilir hangi seller bentlerini yıkmaya çalışıyor. Çok olmadı. Şunun şurasında kaç vakit önce seni yerle ihsan eden adam şimdi sana muhtaç. Kalbinde bir kurşunla yaşıyor. Bir yanın aman yalnız kalmasın diyor. Diğer yanın yapılanları unutmuyor. Unutamıyorum. Yapılanları içimden atamıyorum bir türlü. Kendime de kızıyorum. O senin için hayatını hiçe saydı diyorum. Bencillik mi yapıyorum? Sadece o iyi olsun istiyorum. Bir an önce iyileşsin. Sonrasını düşünmüyorum. Ben senin o tertemiz kalbini çok iyi biliyorum. Dua et. Duanın açamayacağı kapı. Çözemeyeceği müşkül yok. Sen dua et. Gerisini Allah'a bırak. Rabbimin izniyle her şey iyi olsun. Amin. Of! Ay yine açmıyor. Ay bu defa Yılmaz gözünün yaşına bakmaz etini kemiğinden ayırır civanımın. Allah'ım sen civanımı koru. Yılmaz yapma, kıyma Dalyan'ıma. Nasıl olur? Afet'im, ben sana ne dedim? O zaman boşluğuma denk geldi. İlkel avanstı. Ama gördüğün gibi Yılmaz Efendi dersini aldı. Değil artık senin yanına yaklaşmak, gölgene bile yaklaşamaz. Aksi takdirde neler olabileceğinin ezberini yapıyor kendisi şu an.
Ay senin elinden ne işler gelirmiş civanım. Ay aslan parçam benim. Aferin. Bunlar hep tırışka. Bu herifler de çıtır çerez. Sen bunları boş ver. Hadi gel. Biz yuvamıza gidelim. Aferin. Gördüğün gibi bunu da zımbaladım. Kulağına küpe olsun diye. Çok olmadı. Şunun şurasında kaç vakit önce seni yerle ihsan eden adam şimdi sana muhtaç. Kalbinde bir kurşunla yaşıyor. Bir yanın aman yalnız kalmasın diyor. Diğer yanın yapılanları unutmuyor. Bir şey mi istedin? Yok, bir şey istemiyorum. Daha fazla koridorda bekleyemem. Oğlum yanında ben kalacağım. Hastanede kalmanıza gerek yok. Ne? Konağa gidin diyorum. Ben iyiyim, görüyorsun işte. Ama Ali yalnız. Aklı çıkmıştır şimdi. Gidin onunla ilgilenin. Sen de. Seni bu halde yalnız bırakamam. Yalnız değilim. Bir şey lazım olursa ararım. Peki. Tartışmayacağım. Sen nasıl istersen. O halde sonra görüşürüz. Peki madem öyle istiyorsun. Ali gayet iyi bu arada. Merak etme. Hoşça kal. Bu kadar katı olmasaydın keşke. Anne sadece seninle olmak istiyor. Senin için çok korktu. Ama artık iyiyim. Korkulacak bir şey kalmadı. Ayrıca o da çok iyi sayılmaz. Eve gidip dinlenmesi daha iyi olur. Hem ben yanımda bir tek senin kalmanı istiyorum. Çocuklar çok sağ olun. Yani nefesi çok güzel ilgilendiniz. Size de zahmet oldu. Evinize de gidemediniz. Hadi gidin dinlenin artık. Lafım olur. Her zaman kalırız. Güzel haberlerle geldiniz ya. Önemli olan bu. Yeniden çok geçmiş olsun ablacığım. Umarım Orhun Bey en kısa sürede toparlanır. İnşallah. Sağ olun. Yine hastaneye gitmeniz gereken bir durum olursa istediğiniz saatte arayın. Ben hemen gelirim. Ben de gelirim. Yardıma hemen koşarım. Merak etmeyin, bir şeye ihtiyacımız olursa hemen arayacağız. Ben de bir mutfağa geçeyim. Çünkü hala doğru düzgün bir şeyler yemedim. Ufak tefek bir şeyler hazırlayayım. Sen olmaz mı? Yalnız kalmak istemiyorum ben.
Çok özür dilerim. Kusura bakma ne olur. Bir an için... Ey Allah'ım ya. Çok saçma. Ben bir an yalnız kalacağım diye korktum da. Kazık kadarım ama çocuk gibi davranıyorum. Şeyler. Canından, kanından birini kaybetme ihtimali hiç kolay değil. Sen iyi bile dayandın. Hastanede güçlü durmak için kendini sıkınca sinirlerin boşaldı hepsi bu. Bazı şeylerin etkisi sonradan çıkabiliyor. Abime bir şey olacak diye o kadar korktum ki. Abim. Düşünebiliyor musun? O kadar korktum. O kadar çaresiz hissettim ki kendimi. Abim bir direktir benim için. Hep yanımdadır. Ne zaman başım sıkışsa hep yanı başımda olur. Hiç yalnız bırakmaz beni. Bazen bana kısa bile bir el hep üzerimdeydi. Kaya gibidir o. Sapasağlamdır. Herkes devrilir ama o devrilmez. Onu öyle görmek o kadar acıydı ki. Ya ona bir şey olursa dedim kendi kendime. O zaman yapayalnız kalırsın Burşa. Abin hiçbir şey olmayacak. Ayrıca yalnız kalırım diye de asla korkma. Ben yanındayım. Ve son nefesime kadar da seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hem de hiç. Halise'ye bitki çayı hazırlatacağım hanımefendi. Arzu edersiniz değil mi? Hazırlat ama sinirlerim bu haldeyken bitki çayı neye fayda edecek? Bir yanda oğlum beni değil, kendine ihanet eden o kadını yanında istiyor. Bir yanda kızım inatla beni hayatından uzak tutuyor. O delikanlının iş arkadaşı olduğunu söyledi. Hiç ikna edici değildi. Basit bir iş ilişkisinden fazlasına benziyor. Şu Kenan'la ilgili bir araştırma yap.
kimin nesiymiş? Nurşah'la arasındaki ilişkinin mahiyetine. Emredersiniz efendim. Çıkabilirsin. Hastanede harap ettin kendini. Hadi biraz yat, dinlen kendine gel. Ben biraz yorgunum galiba. En iyisi dinleneyim. Ya Kenan. Ben... Teşekkür ederim. Sağ ol. Adam gözlerimin içine bakıp korkma, ben nefes aldığım sürece seni asla yalnız bırakmayacağım dedi. Ben ne yaptım? Gözlerimi kaçırdım, elimi elinden çektim. Niye böyleyim ya ben? Neden duygularımı ifade edemiyorum? Niye konuşamıyorum bir türlü? Bütün gün ben üzülmeyeyim diye hep peşimde koşturdu. Gerçek bir eş gibi yanımda durdu. Annemin yaptığı onca imaya rağmen saygısını hiç bozmadı. Hiç yalnız bırakmadı beni. Ben ne yaptım? Kuru kuru teşekkür ettim sadece. Niye böyle yapıyorum ben ya? Tamam. Bence hala bunu telafi edebilirim. Karşısına geçerim. Yüzüne karşı duygularımı söylerim. Otur oturduğun yerde Nurşah. Sen kim? Duygularını ifade etmek kim? Gene karşısında sus pus kalacaksın. Bu sefer telafisi de olmaz bunun. Hiç konuşmasam daha iyi. Ama hayatıma da böyle devam edemem ki. Ona duygularımı anlatmanın bir yolunu bulmaya mecburum. Kenan, benim seninle konuşmam. Artık kendini sakınman lazım. Sonuçta kalbinde bir kurşun var. Onunla yaşamayı öğrenmen gerekiyor. Senin de öyle. Senin de kalbinde benim attığım bir kurşun var, biliyorsun. Bundan böyle şartlarımız eşit. Sen onunla yaşamayı öğrendiysen, ben de benimkiyle yaşamayı öğreneceğim elbette.